Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün farklı bir akıllı ev ürünüyle karşınızdayım. Böyle incecik ürünler. Şöyle iki tane kart aslında bunlar. Bu kartların üstünde de ikişer tane NFC tag var. Sonofun NFC taglerini inceleyeceğiz bugün. Evet aslında NFC tekler uzun zamandır hayatımızda varlar ama böyle çok etkin kullanılan ürünler mi? Bence değiller. Gerçekten bunların üstüne çok güzel özellikler bindirmek mümkün ama biraz uğraştırıcı herhalde bundan dolayı çok fazla tercih etmiyoruz. Ben işte bu ürünleri incelemek için bir süredir deneyimliyorum ve gerçekten güzel senaryolar elde ettim. Hatta şöyle paketinden de çıkartayım. Böyle bir kart. Aslında kartın da üstünde şu iki tane yuvarlak zaten böyle çıkıntılı olan sticker bunlar. Dediğim gibi bunlara bir şeyler atamak mümkün. Zaten birazdan bunları detaylı bir şekilde görüyor olacağız ama öncesinde bahsetmek gerekirse mesela işte telefonumuzu buna okuttuğumuzda bir şeyler yap. Aslında tamamen olay bu. Bu da biraz bizim hayal gücümüze kalmış. Hayal gücümüz doğrultusunda kullanışlı olan ürünler diyebiliriz bu NFC tagler için. Tabi Sonoff gibi bir markanın bunda akıllı ev ürünleri kategorisine eklemesi de farklı bir bakış açısı olmuş. Ama bence güzel bir bakış açısı çünkü gerçekten kullanışlı senaryolar üretmek mümkün. Mesela birçok şeyi ben sesli asistanlarla kontrol ediyorum ama sesli asistanların kullanımının olmadığı noktalarda NFC tagler ciddi manada iş görüyor. Bu arada bize bu ürünleri Sonoff Türkiye yani Rekasmart gönderdi. Dediğiniz gibi biz Reka Smart'la aktif olarak çalışıyoruz ve gerçekten güzel kampanyalarda düzenlemeye çalışıyoruz. Bu videomuzda bir kampanya yok ama çok bomba kampanyalar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki Sonoff videolarını takip edin. Güzel bir kampanya olacak. Gerçekten hem fiyat olarak hem ürün açısından çok güzel ürünleri çok güzel fiyatlara getiriyorlar. Bu videomuzda da sponsor oldukları için Reka Smart'a yani Sonoff Türkiye'ye teşekkür ederim ve bunların kullanım senaryosuyla devam edelim. Şimdi bu NFC taglerimizi EV Link uygulamasıyla kullanabilmek için sağ alttaki profil sekmesine tıklıyoruz ve buradan pilot özellikler menüsüne gidip buradaki NFC'yi açmamız gerekiyor. Ancak bu zaman bu kullanılabilir hale geliyor. Bu ekle kısmında yani trigger tetikleyici olan kısımda NFC görünebiliyor. Bu NFC'yi seçtikten sonra NFC'yi okutmamızı istiyor. Hemen geliyorum böyle buraya okutuyorum. Ve evet şu an yazım işlemi tamamlandı. Doğru bir şekilde çalıştı. Şimdi eylemi başlat dediğimiz kısımda da bir senaryo çalıştırabilirsiniz. Bir ışık açma kapama yapabilirsiniz. Mesela ben şu ışıkları açma kapamaya bağlayayım. Burada bir NS panelimiz var ve bu NS panel üzerinde spot birlerimiz var. Tersi diyelim mesela. Hatta spot 2'yi de yapayım ki ikisini birden açıp kapatabilelim. Kaydet dedim. Kaydet dedim. İsim girelim. Spot NFC dedim. spor oldu neyse. Evet şu an kaydedildi. Otomatik menüsü altına geliyor tabii ki bu. Şöyle okutalım. Evet şu an okudu. NFC ile aç dediğim andan itibaren de spotları açtı. Yani stüdyo ışıklarında bu spotları görebiliyor musunuz? Çok emin değilim ama mutlaka renkli bir oynama olmuştur. Tekrar okutalım. Bu iPhone 14'lerde NFC tam nerede çözemedim ama böyle kılıfı çıkardım daha hızlı çalışsın diye. Şöyle kameranın hemen yanına geldim. Evet gördüğünüz gibi açıyor. Buna tıkladığımda da ışıkları kapattı. Tabi bu NFC tagine şu an Evilink uygulamasıyla bir yazım gerçekleştirdik. Başka şekilde yazımlar da gerçekleştirebiliyoruz. Bunun için de farklı bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu tarz uygulamaları App Store'dan da bulabilirsiniz. Biz de ilk bulduğumuz uygulamayla denedik aslında ve bununla ilgili farklı bir sürü senaryo ürettik. Yani buradan da anlayabileceğiniz gibi NFC taglerin aslında çok fazla kullanım senaryosu var. Yani sadece böyle akıllı ev nezdinde değil. Hayal gücümüzle de doğru orantılı biraz. Nasıl bir görev yüklersek o işleri yapabiliyor. Mesela farklı bir kullanım alanı olarak örnek vermek gerekirse en çok ben bu amaçla kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyorum. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Mesela evime bir misafir geldi diyelim. Misafir için evimde bir guest yani misafir ağı var, wi var bu Wi-Fi'nin şifresini istediğinde bu NFC TG telefonu okutması yeterli. Doğrudan misafir Wi-Fi'ına bağlanabiliyor. Bu arada misafir Wi-Fi'ne neden ihtiyaç diyoruz? Çünkü evimize gelecek olan kişi çok yakın arkadaşımız bile olsa telefonun ne olduğunu bilemeyiz. Evimizin ağına bu yüzden bağlanmaması gerekiyor aslına bakarsanız. Çünkü o evin ağında bizim kendi akıllı ev cihazlarımız da var. Aslında bunlar bir mahremiyet içeren ürünler. Dolayısıyla siz de Wi-Fi şifrenizi herkese vermeyin. Evinizde kullandığınız cihazları mutlaka ayrı bir Wi-Fi'de tutun. Benim için bu özellik gerçekten çok güzel. Onun dışında farklı bir kullanım alanından da yine bahsedecek olursak mutlaka bunu da görmüşsünüz aslında kart vizit olarak kullanılıyor. Mesela telefonumuzun arkasına yapıştırıp bunu bir kart vizit olarak kullanmak mümkün. Başka birisinin telefonuna okuttuğunuz anda kendi kişisel bilgileriniz oraya geliyor. Yani bir dijital kart vizit olmuş oluyor aslında. Hatta zaten Sonof'un bu kartı da bir kredi kartı büyüklüğünde. Yani bu şekilde bir kart vizit tasarlayıp üstüne böyle NFC tag de etiketleyebilirsiniz. Günümüzde bu dijital kart vizitler bayağı yaygın kullanıma sahip. Onu da bu NFC ile birlikte çözmüş oluyorsunuz. Tabi yine akıllı eve dönecek olursak bunu illa EVLink uygulamasıyla kullanmak zorunda değiliz. Siri kestirmelerle birlikte de kullanabiliyoruz ve bu sayede HomeKit'in özelliklerinin de en azından bir kısmından faydalanabiliyoruz. Mesela benim HomeKit üzerinde oluşturmuş olduğum bir çekim modum var. Ve o çekim moduna tıkladığım anda işte buradaki ışıklarım, arkadaki ışıklarım ve bu kitaplığın ışıkları bir anda geliyor. Ofisimizde gördüğümüz bütün ışıklar kapatılıyor. Hatta perde motorumuz da çalışıyordu. Onun videosunu daha önce izlemiştim ama şu an perde motoru biraz devre dışı kaldığı için onu elimizle çekmek zorunda kalıyoruz. Ama normalde o çekim senaryosunun içerisinde perde de dahil yani perdeler de birlikte kapanıyor ve çekimi hazır bir hale gelmiş oluyor. Bunu da dediğim gibi NFC tag ile kestirmeler üzerinden yapmak mümkün. Tabi bunu telefonumuza bir kısa yol olarak da yapabiliriz veya ben işte Siri'ye seslendiğimde çekim modu dediğimde o şekilde de çalışıyor. Ama sessiz bir şekilde bunu çalıştırmak istiyorsak veya işte böyle bir yere dokunup bunu tetiklemek istiyorsak da bunu kullanmak mümkün. Siz bunu işte bir sinema modu olarak kullanabilirsiniz veya gece yatmadan önce bir yatma modu olarak kullanabilirsiniz kapınızın kilitlenmesi, gece aydınlatmaların yanması gibi senaryolarda kullanmanız mümkün. Ve geldik videomuzun sonuna yine akıllı ev dünyasında farklı kullanım alanlarına sahip bir ürünle birlikteydik. Ben NFC ile ilgili çok yaratıcı şeyler çıkartılabileceğini düşünüyorum. O yüzden yorumlar kısmında en çok beğeni alan NFC senaryosuna ben de bunlardan bir tane hediye edeceğim. O yüzden yorumlar kısmında NFC senaryolarınızı bekliyorum. Video yayınlandıktan tam bir hafta sonra en çok beğeni alana dediğim gibi bunlardan bir tane hediye edeceğim. Ayrıca bu videomuzda da sponsor olduğu için Son of Türkiye'ye teşekkürler. Video az önce bölümünde Son of Türkiye'den bir telefon geldi de bölündü. Kendisine telefonda da teşekkür ettim. Burada da teşekkür etmiş olayım. Bu videomuzu beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.